Ramazan Başkanım, çok kısa bir selamlama için sözü size vermiş olalım. Ondan sonra da kendisini yine kendisi tanıtacaktır. Adıyaman Kağıtay ilçemizde şu anda Büyük Birlik Partisi'nde adayı olan, belediye başkanı adayı olan İsmail Toprak hemşehrimiz, benim de aile dostum, kıymet verdiğimiz bir hemşehrimiz. O kendisini size söyleyecek birkaç kelam olacak inşallah. Ramazan Başkanım, buyurun. Değerli Federasyon Başkanı, Kağıtay Büyük Birlik Partisi Belediye Başkanı adayımız, dernek başkanları, çok değerli hemşehrilerim, hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun. Başa rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayımız mübarek olsun. Tabi Adıyaman'dan gelince, bir de bu ortamı görünce hakikaten mutlu oluyoruz. Bu birlik ve beraberliği görünce insan mutlu oluyor. Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketinde öncelikle federasyona bağlı derneklerimizi, şehre olan katkısından dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Birlik ve beraberlik böyle afet dönemlerinde, akut dönemlerinde veya şehrin toplumun başına bir iş geldiği zaman daha önemli bir hale geliyor. Çok şükür sivil toplum kuruluşu anlamında, birlikte hareket etme anlamında İstanbul'daki Adıyamanlar'da uzun süreden beridir parmakla gösterilen bir toplum haline geldik. Bizde biliyorsunuz taziye önemlidir bizim toplumda, Doğu toplumlarında. Adıyaman'da son bir yıldır taziye durumunda. İnsanlar kendi düğününe gelmeyeni unutabiliyor ama taziye gelmeyeni hiçbir zaman unutmaz. Bu anlamda hakikaten bu deprem hareketinde bizim Türkiye'nin her tarafındaki hemşehrilerimizin katkıları çok çok önemliydi. Ve kendini gösterdi, şehrin toparlanması anlamında da halen bu desteklere ihtiyaç vardır. Bu anlamda birkaç kelam etmek istiyorum. Tabii Adıyaman'da biliyorsunuz 8400 civarında bir insanımız rahmetli oldu depremde. Şimdi Hüseyin Başkanım kusura bakmayın, herkes tabii bir şeyden bahsediyor. Bizim de yarımız şehrimiz, biraz şehirden bahsetmek durumundayız. Ve binlerce binamız yıkıldı. Şu an ağır hasarlı binalarımızın enkazların kaldırılması, yıkımları neredeyse bitti bir noktasına geldik. Mahkemelik olan binaların yıkımları devam ediyor. Şehirde 25 bin konteyner ve 32 konteyner kentimiz var. Bu da 100 bine yakın insanımız konteynerlarda yaşıyor. Ve bayağı bir insanımız da, yüzlerce insanımız da ampute elini, kolunu, herhangi bir uzunluğu kaybetmiş durumda. Tedavi süreçleri devam eden hemşehrilerimiz var. Tedavi süreçleri bitip şehirden dönen insanlarımız var. Tabii biz de şu an mübarek bir aydayız. Bu anlamda sizden talebimiz şu olur. Bugüne kadar hepimiz tabii muhafazakar insanlarız. Zekatımızı veriyoruz, hayrımızı yapıyoruz. Ama çevremizdeki hepimizin belki gönül bağı olan sivil toplum kuruluşları var, camialar var. Bunlar üzerinden Allah-u Teala'nın belirlediği kanunlar ölçüsünde hayırlarımızı, hasenatlarımızı yapıyoruz. Ama bu yıl hepimizin Adıyaman'da akrabaları var, dostları var. Bildiğiniz ihtiyacı olan akrabalarınıza, Adıyaman'daki dostlarınıza bu desteği vermeniz daha anlamlıdır diye düşünüyorum. Çünkü şu an halen desteğe ihtiyaç olan bir şehir durumdayız. Tabii Adıyaman'da bir de çok çabuk unutulan bir şehir. Yani 6 Şubat'ta depremin yıl dönümüydü. Şunu söyleyeyim. Bizim popüler kültür camiasının insanlarının çoğu Hatay'a gitti. Adıyaman'a bu manada çok fazla insan gelmedi. Ve gelmediği zaman da siz günlerde kalmıyorsunuz. Çabuk unutuluyorsunuz. Unutulduğunuz zaman da, gündemden düştüğünüz zaman da birçok şeyi etkiliyor bu.
Geçen yıl 200'ün üzerinde Ömer şehirden iftar çadırımız vardı. Kadıvan Dernekler Federasyonumuzun da iftar çadırı vardı. Bu sene 9 noktada iftar çadırımız var. Yani gelen destekte bu manada bu derece düştü. Bir yerden sonra artık bizim kendi kendimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ve sizler de bu şehrin insanlarısınız. Oradaki insanlar çoğunuzun akrabası ve dostları. Desteğinizin devam etmesi şehrin kendine kısaca bir kısa bir sürede kendine gelmesi ve toparlanması açısından önemli. Yine Allah tekrar birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Şu an bir seçim sürecindeyiz. Bu seçim süreci inşallah birlik ve beraberliğimizi zedelemez, sağlıklı bir şekilde sonuçlanır. Bu duygu ve düşünceler de hepinize saygı ve selamlarımı soruyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.